İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. İmam-ı Gazali'den ölümü sordu bir zat. Cevaben o kimseye şöyle etti nasihat. Bir mümin bilirse ki muhakkak ölecektir. Kabir, mezar, mizanı, sıratı görecektir. Ebedi kalacak yer ya cehennem ya cennet, ya ebedi bir azap ya da sonsuz saadet. Bunu iyi bilir ve inanırsa bu kişi, ölümü düşünmekten olamaz mühim işi. Nitekim Resulullah buyurdu, aklı olan ölümü hatırlayıp hazırlanır durmadan. Kim hazırlık yaparsa mahşer için bugün de, cennet bahçesi olur mezarı öldüğünde. Ve her kim de ölümü etmezse hiç tasavvur, olur onun kabri de cehennemden bir çukur. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lezzetlere son veren mevti çok yad ediniz. Yine ölüm hakkında buyurdu, ey insanlar! Ölümü sizin gibi bilseydi hayvanlar, bir lokmacık yağlı et asla yiyemezdiniz. Zira kederlerinden olurlardı hiç etsiz. Biri sual etti ki Allah'ın Resulünden, şehitlik rütbesine olur mu hiç yükselen? Cevaben buyurdu ki, kim ölümü bir günde 20 kez hatırlarsa şehittir öldüğünde. Yine buyurdular ki Resulullah bir ara, ölüm vaiz olarak kafidir insanlara. Başka günde metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri ensardan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir veli buyurdu ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten konuşurdu ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden, cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ve ahiretten bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki,
az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları, yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda, lezzetleri bozanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince, buyurdu ki, ölümdür. O, bütün lezzetleri temelinden götürür. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir hadis-i şerif naklediyorlar. Her kim Şaban-ı Şerif'te 3 gün oruç tutarsa Hak Teala Cennet-i Ala'da ona bir yer hazırlar. Başka bir hadis-i şerifte Şaban ayının 15. gecesini ihya edenleri Allah-u Teala affeder. Yalnız müşrikleri, sihir yapanları, anaya babaya eziyet edenleri ve bidat ehlini ve zina edenleri ve şarap içmeye devam edenleri affetmez buyuruldu. Bu geceye beraat gecesi denir. Ödün önce yalnız namaz kılarken sarhoş olmak haram idi. Bu hadis-i şerif bu zamanlarda söylenmiş idi. Sonra her zaman haram içmek haram olunca fazlası sarhoş edenin damlasını içmek de haramdır buyurarak bir damla dahi içki içenin tevbe etmedikçe affedilmeyeceği anlaşıldı buyuruyor Süleyman Ceza rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hayırlı günler hocam. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de kandiliniz mübarek olsun efendim. 5 tane evladım var hocam. Sizlerden dua bekliyorum. İzleyicilerden de. Cenab-ı Hak salih salih ailesin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Dinini bilen, seven kimselerle arkadaş olmaları nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden sizin evlatlarınız da, şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin evlatlarını da hepsini muhafaza eylesin. Son nefeste hepimizi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Öncelikle bir hatimim vardı. Kaydettik efendim. Bir de tilavet secdesini soracaktım hocam. Nasıl yapıldığını mı? Yok, geçmişte tilavet secdesi kalmış olabilir acaba. Bunları yapmamız gerekir mi? Yoksa ilk kazaya son kazaya dememiz gerekir mi hocam? Peki efendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bütün TGRT camiasına da çok teşekkür ederim. Bilmediklerimizi öğreniyor sayenizde. Allah bir değil bin kere razı olsun. Allah ne muradımız varsa versin. Hepimizin inşallah teala. Amin. Kalın sağlıcakla hocam. Güle güle. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Kandilin mübarek olsun hepinizin. Amin. Allah teala razı olsun. Sizin de kandiliniz mübarek olsun efendim. Hocam duanızı isterim hepiniz için. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden sizleri de bizleri de evlatlarımızı da muhafaza eylesin. Son nefeste iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin cümlemizin. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Benim annem seferi olacak yarın. Namazlarını öğlen ve ikindi orada olacak galiba büyük ihtimalle ve diyorum ki 2 rekat olarak kılacaksın. Tabii kendisi bilmiyor seferi, kilometreyi falan. Ben anlatıyorum işte. Bunun için yani öğle ve ikindi girdiği zaman normal farzlarını kıldığı gibi mi kılacak, yoksa bir hani niyet ettim seferi diye namazı öyle mi kılacak? Bunu soracaktım. İkinci bir sorum da hocam, annem secdeye giderken böyle diz kapaklarını tam yere koyamıyor. Böyle bağdaş kurarak secdeye gidiyor. Ama bu sefer ayak parmakları bazen havada kalıyor. Çünkü ayak bağdaşı çözmüyor ya. Öyle direkt secdeye gidiyor. Ben de diyorum ki acaba hani imayla mı kılsam? O da diyor ben ayağa kalkabiliyorum. Yani şu şey sadece diz kapaklarımı yani biraz hani yerde oturarak kılmak biraz ona biraz ağır geliyor. İstemiyor böyle. Hep diyor ben böyle kılarım. İkinci bir sorum, yani üçüncü sorum da hocam şöyle.
Şimdi siz dediniz ki bir şeyinizde ayak topukları secdede birbirine yapışık olmalı. Ben böyle yaptığım zaman ayak parmaklarım yerden kesiliyor. Yani tek baş parmakları kalıyor. Diğer parmaklarım kesiliyor. Zorlanıyorum yani. Sürekli secdede topuklar birbirine yapıştı mı, yapışmadı mı, acaba arası açıldı mı, nasıl olacak? Vesvese etmemeli efendim. Birleştirin, bitti. Tamam. Evet. Yani secdede parmaklar kıbleye doğru bakacak değil mi, ayak parmakları? Evet efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Saygı günler. Günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Öncelikle Berat'tan dininiz mübarek olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun efendim. Allah razı olsun. Bir tane hatmi şerefim var hocam. Kaydettik efendim. Bir de sorularım var birkaç tane hocam. Bir yakınımızı kaybetmiştik. Cenazesinde 19 tane taş okuttular. Bu taş üzerine Yasin-i Şerif ve mezardan toprak getirip okuttular. Taşı mezarın içerisine koydular. Toprağı da üzerine attılar. O anda bizim de bir müdahale şansımız olmadı. Bu bir bidat mıydı acaba? Bunu çok merak ettim sonradan. Peki efendim. Bir de mescitte veya camide imamı görmüyoruz. Biz imama uymadan namazımızı kılabilir miyiz? Onlar namaz kılarken ama sesini duyuyoruz imamı. Peki efendim. Bir de imamı gördüğümüz zaman içimizden sureyi tekrar etmemizde bir mahsur var mıdır? Tamam efendim. Bir de hocam ben hiç emri maruf yapamıyorum. Sürekli bu konuda beni, yani ibadetlerim konusunda beni eleştiriyorlar. Ama ben bunun doğruluğunu hiç kimseye anlatamıyorum. Bu konuda çok... şey oluyorum hocam, müzdarip oluyorum. Acaba bu konuda benim ne yapmam gerekir? Neyin doğruluğunu anlatamıyorsunuz, onu anlamadım. Sizden öğrendiklerimizi hiç kimseye aktaramıyorum. Tamam, peki efendim. De hocam, kızımın bir sorusu vardı. Oruç tutarken adet olup, nafile oruç tutuyor. Ama adet oldu, orucu bozuldu. Bunu tekrar tutması gerekir mi? Kaza olarak üzerinde kalıyor, yoksa tutmasına gerek kalmıyor mu? Peki efendim. Peki, teşekkür. Bir de son sorum da hocam, abdestli birisinin başı açık olarak dışarıya çıktığı zaman abdesti bozuluyor mu? Peki. Peki, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Berat, geceniz mübarek olsun hocam. Amin. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizin Berat gecenizde, şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin Berat gecesi de hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırı ve hürmetine, şu anda hastalarımız varsa Ankara'yı bir zaman Cenab-ı Hak onlara şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan eylesin. Sıkıntılarımız varsa sıkıntılarımız hayra tebdil olsun. Borçlularımız varsa Rabbim eda nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Son nefeste hepimize de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. Efendim, daha önceki programlarda da yaklaştıkça hani naklediyorduk. Bu gece yani kandiller içerisinde Şaban'ın 15. gecesi hassas bir gece buyuruluyor. Çünkü bir sene içerisinde olacak olanlar levh-i mahfuza yazılır buyuruyor. Tabii gerisindeki bazı sebepler var. Oraya yazılmıştır ama kazai mübrem midir, kazai muallak mıdır onu Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Bize sebeplere yapışmayı emretmiştir. Biz de sebeplere yapışarak Rabbimizin ezeldeki takdir ettiğini ise onu yaratmasına vesile oluyor. O sebeplere yapışmamız. Şimdi şeye girerken Süleyman Bin Ceza Hazretleri'nin Eyyühel Veled kitabından, işte Hakikat kitabının yayınladığı İslam Ahlak kitabının son bölümü o efendim, o Ey Uğul İlmihali. Oradan naklederken o zat Şaban'ın 15. gecesiyle alakalı, yani Berat gecesiyle alakalı bir hadis-i şerif naklediyor. Orada mesela bazı günahları işleyenlerin affedilmeyeceği bildiriliyor. Hatta içki içmeye devam edenler ifadesi de geçiyor. Bu hadis-i şerif İçkinin damlasının bile yasak edilmediği zamanda irad buyuruluyor. Ve daha sonra da
namaz azını içen çoğunu içinde sarhoş olanın azını içmesi de haram olduğu ayet-i kerimede bildiriyor, hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Onun için de mesela bu şey yapıyorlar ya sütten. Kefir. Kefir. Dolayısıyla kefirde içmek haram mıdır? Evet haramdır. Çünkü hadis-i şerifte açıkça bildirilmiş. Efendim şifa var. Ya alkolde de var şifa. O efendim şifası ona göre değil o. Allah-u Teala bunu kullanın bunu kullanmayın. Mülk onun. Koyunu, keçiyi, danayı yiyin, deveyi yiyin, domuzu yemeyin buyuruyor. Domuz da hayvan. Yılanı yemeyin diyor. Arslanı, kaplanı yemeyin diyor. Yasak eden o. Tavşanı yiyin diyor. Geyiği yiyin diyor. Ama efendim işte arslan etinin de şu faydası var falan. Allah Allah, elbette ki yaratmıştır. Hatta tam İbn-i Hasad'de bildiği de alkol bahsi var. Orada alkolün ne gibi faydaları olduğu da zikredilmiştir. Alkolün de faydası var. Yani alkol sirkeden önceki şey ister üzümden olsun ister elmadan olsun sirkeden önceki halidir. Dolayısıyla dinin ölçülerini iyi anlamak ve iyi yer ettirmek gerekiyor. Mesela tutuyor hiçbir şey sormadan etmeden bir işe başlıyor falan. Sonra oralarda böyle problem çıkınca sormaya başlıyor bazıları. Ben diyor şöyle bir şey yapıyorum diyor. Böyle bir problem çıktı. Onu başından soracaktım. Böyle bir işi yapayım mı yapmayayım mı diye. Değil mi? Evet. Onu başından sorman gerekirdi. Yani şimdi bazıları efendim işte bunun sebebi falan. Yani biz öyle uzun uzun aynı şekilde bunları anlatacak yazacak. Onun ne vaktimiz var ne de şeyimiz var. Onun için ısrarla diyoruz kitap okuyacağım. Kitap okudukça okudukça ha diyeceksin. Önce dinin ne olduğunu anlayacaksın. Allah Teala kanunlar göndermiş, kurallar göndermiş Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Bu Cenab-ı Hakk'ın kanunudur. Kanun-u Rabbani diye geçer kitaplarda. Günde 5 vakit namaz, Ramazan ayında 1 ay oruç. Meşrubat yani sıvı içecekler içerisinde alkol ve içerisinde alkol bulunan şeyler yasak edilmiş. Birçok hayvan yaratmış. Şunları şunları yiyin, şunları yemeyin. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmetine de hayvanın iç canı yemesini yasak etmiştir. Efendim sebebi ne? Memnun onun sebebini. Adem Aleyhisselam'a önceki dünyaya gelen erkek çocuklar, sonraki dünyaya gelen kız çocuklarla evlenebilirdi. Efendim işte haram değil mi? Muhammed Aleyhisselam şeriatında. Adem Aleyhisselam şeriatında öyle bir hüküm yok. Onlara izin verilmişti. Yani Allah-u Teala izin veriyorsa helaldir. İzin vermiyorsa, yasak ettiyse haramdır. Faydası vardır, yoktur. O bizi ilgilendirmez. O bizi ilgilendirmez. O bizi ilgilendirmez. Şeye mesela tütüne yaklaşırken de efendim zararı yok mu? Ya şeker de diyabetliye çok zarar. Haram mı oldu? Halbuki en üstte talimler ne güzel yazmış. Tam ilmi halde var. Mesela diyabet hastası olan yani doktora gitti. Mütehassıs. Dedi ki şeker yasak. Şekerli gıdalar yasak. Ki bundan sonra bu kimse bu şeker yerse haram olur. Haram olur tabii ki. Ona haram olur. Ona haram olur. Ha bazen bizim dinleyicilerimiz diyor. Ha siz şeker yemek haram dediniz. Şeker yemek haram. Su içmek haram dediniz. Öyleleri var. Öyleleri var. Öyle değil. Ona haram olur. Tütün de öyle. Mesela bazı bünye acı biber yiyor. Haldır haldır yiyor. Vücudu da hazmediyor. Bazısında da acı alerji yapıyor. Hart kaşındırıyor. Müslüman mütehassıs bir doktor gitti baktı. Dedi ki sen acı biber şu baharatlardan şunlar yemeyeceksin. Yani sen yemeye devam edersen bu haram noktasına doğru götürür seni. Yani abi, sen ölürsün derse zaten haram olur. Haram olur zaten. Dolayısıyla İnkar etmiş olur sana. Dolayısıyla yani Allah-u Teala'nın helal ve mubah ettiği bazı şeyler var. Kişilerin hallerine ve durumlarına göre onlar da değişebilir mi? Evet onlar da değişebilir. Hani konuyu nereden açtık nereye kadar Berat gittik? Kandilinde. Berat Kandilinde bu gece de işte hani içki içenler, içki içmeye devam edenler deniyor orada. Hadis-i şerifte geçiyor falan. Efendim içki içen de, zina eden de, hırsızlık eden de, efendim de, söven de, döven de, müşrik olan da
ne bileyim mecusi olan da, putperest olan da, ateist olan da, deist olan da, komünist olan da, mason olan da, kim olursa olsun yani Müslüman dışında. Bunlar tövbe eder, iman ederse Allah-u Teala affediyor. Allah-u Teala affediyor. Allah-u Teala acele etmez. 60, 70, 80, 90 ne kadar bir ömür vermiş. Bu kadar zamanda düşün diyor. Ömrün sonlarına doğru aklı başına geldi. Ya Rabbi dedim, bilemedim, edemedim. Hep komünisttim, masondum, deistim, ateistim, iman ettim, tövbe ettim. İman ettim, tövbe ettim. Sana inanıyorum. Ha bu şakayla değil ama. Ha şimdi ay Cem Hoca söyledi ya biz işte biz deist takılalım. Komünist 80 takılalım. Sene düşünelim. Düşünüyoruz diyelim. Bu gece Berat gecesi. Şimdi mesela bu Türkiye Gazetesi'nde falan, Türk Tarihi'nde falan şey yapıp Hanefi Sultan Hanım'ı vefat etmiş. Evet, Allah rahmet eylesin. Sabah karşı diye duydum, vefat etmiş. Genç yani. Mesela. Genç. Bana göre genç tabii. Sen de genç deyince kendi emsallerini dediğin için sen de gençsin canım. Merak etme, benim gözümde hep gençsin. Hatta çocuksunuz yani. Dün kişi olup çocuk. Teşekkür ederim. Her ne kadar dedi olsan da söylemeyecektin onu değil mi? Size göre genç ya. Tabii. Onu demek istemiştim. Şimdi anlatmak istediğim şey. Mesela bu hanım geçen sene üzeri çizilmiş. Değil mi? Ya. Ve son gün o bir sene içerisinde olacak son gün geldi. Şimdi bu gece Osman'ın ismi çizildi. Aa, sabahleyin Osman'ın vefat etmiş. O gece çizildi, sabah vefat etti. Mümkün mü? Mümkün. Ha, o senenin sonu da olabilir, ortası da olabilir. Yani o sene içerisinde ismi çizildiyse bitecek o, gidecek. Dolayısıyla karantin yok. Hani bir genç gelmiş vaktiyle evliyadan bir zata, efendim demiş son nefeste Allah deyince demiş, tövbe ettim deyince Allah Teala kabul etmez mi yani? O zat da demiş ki ya ne zaman öleceğini biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Biraz sonra ölebilir misin? Ölebilirim demiş. Niye şimdi Allah demiyorsun? Niye şimdi tövbe ettim demiyorsun? Niye aynı şekilde ben şimdi deist komünist takılayım da sonra sen o... Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bunu bu şekilde böyle düşündüğün zaman Allah Teala'nın varlığını ve birini bildiğin halde nefsine uyarak böyle yaparsan sana tövbe de nasip olmaz, hidayet de nasip olmaz. Bunu da unutma. Mülk Cenab-ı Hakk'ın. Mülk Cenab-ı Hakk'ın. Bilememiş, edememiş, nefsine tabi olmuş, sonradan uyanmış, eline bir kitap geçmiş, orada okumuş. Eyvah demiş ya benim halim nice olacak veyahut da bir samimi bir Müslümanla karşılaşmış. Yani o zaman aynı şekilde Cenab-ı Hak ona hidayet nasip eder. Ama sen bilerek, isteyerek, yok ya sonunda biz tövbe ederiz. O sonu yakalayamazsın bir kere. Yani tövbe etme fırsatını vermeyebilir Cenab-ı Hak. Tövbe etme fırsatını. Hatta şeyde Ehl-i Sünnet alimler Mustafa Bey kesin net buyurmuşlar. Allah-u Teala'nın diniyle oynayan, onu değiştirmeye kalkan, ondan sonra onu hafife alan, onu yok etmeye çalışanlara Allah-u Teala tövbe nasip etmez. Etmiyor ya. Ve Eshab-ı Kiram'a sövenlere, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a ve diğer Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisine, sövene, hakaret edene Allah-u Teala tövbe nasip etmez. Çünkü Hanefi mezhebinde şeyhayna sövenin tövbesi kabul olmaz. Ben merak ederdim ya niye tövbesi kabul olmaz? Sonra bir yerde bir İslam alimi açıklamış. Allah-u Teala ona tövbe nasip etmez. Yani hatırına getirmez onu tövbe. Tövbe edemez yani. Allah-u Teala'nın sevdiklerini de hakaret edenler. Aynen. Bunlar da öyle. Aynen öyle. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeyde mesela bazı İslam alimleri açık net buyurmuş. Mesela Kutbettin İznik Hazretleri, İmam Birgibi Hazretleri gibi zatlar afattır diyor. İslam alimlerine şey yapmak. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri dümdüz. Küfürdür. Küfürdür diyor. Niye? Çünkü bu İslam alimi ise, bu Allah-u Teala'nın sevgili kuluysa, buna sen sövdüğün zaman, buna hakaret ettiğin zaman doğru Peygamber Efendimiz'e ve oradan Allah-u Teala'ya gidiyor. Yani Allah-u Teala'yı reddetmiş oluyorsun. O da senin felaketin olur. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Berat Kandili. Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesidir. Yani 14. günüyle 15. günü arasındaki gecedir. Allahü Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'a bu gece indi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin Berat gecesinde sabaha kadar ibadet ettiğini görünce sordu. Ya Resulallah, Allahü Teala'nın en sevgili kulusun. Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Ey Ayşe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Ayşe, sen bu gecede ne olduğunu bilir misin? Ayşe validemiz, bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü Teala'ya arz olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki onun adı yaşayanlar defterinden ölüler defterine geçirilmiştir. Gafil olmamalı. Bu geceyi mutlaka ihya etmelidir. Kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermek günah işlememekle olur. Bu gece Allahü Teala'nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar içinde tövbe istiğfar etmeli, cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir. Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle. Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma diye dua etmelidir. Bu geceye beraat denmesi iki sebeptendir. 1. Şakilerin, inkar edenlerin bu hallerinden vazgeçmedikçe Allahü Teala'nın rahmetinden uzak, ayrı kalmaları, onlara mühlet tanınması sebebiyle bu isim verilmiştir. 2. Müminlerin kötülüklerden, günahlardan beri olmaları, günahlarının affedilmeleri sebebiyle bu isim verilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Şaban'ın 15. gecesinde Allahü Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip, müminleri mağfiret eder. İnkar edenlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahiplerini bu huyları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Şaban ayının 15. gecesinde bir senelik işler takdir olunur, ayrılır, tayin olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar, halbuki onun da adı yaşayanlar defterinden ölüler defterine geçmiştir. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, sizi Şaban ayında hep oruçlu görüyorum, sebep ve hikmeti nedir diye sual edince, Resulullah Efendimiz, Ey Ayşe, Şaban öyle bir aydır ki, o senenin içinde ölecek kimselerin isimleri deftere yazılıp, Melekül Mevt'e, ölüm meleğine teslim edilir. Ben ancak oruçlu olduğum halde ismimin deftere geçirilmesini arzu ederim buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz bir gün Abdullah bin Ömer Hazretlerine hitaben, Ey Abdullah! 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bil. İhtiyarlıktan, aciz ve kuvvetsizlikten önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş zamanların, ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini bil buyurmuşlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri Şaban ayının 15. günü evinden dışarı çıktığı zaman, yüzü mezara gömülmüş de sonradan çıkartılmış kimsenin yüzü gibi çok solgun olurdu. Kendisine bunun sebebi sorulduğu zaman, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, denizde gemisi parçalanıp batan kimsenin derdi, musibeti benden çok değildir buyurdu. Niçin böyledir diye sual edilince cevap olarak, çünkü ilmi yakinle biliyorum ki günahım vardır. Sevaplarından korkmaktayım.
sevaplarımın ve iyiliklerimin kabul edilip edilmeyeceğini ise bilmiyorum. Korkum bu sebeptendir buyurmuştur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olunca o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz. Muhakkak ki Allahü Teala mağfiret olunmak isteyen yok mudur? Mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mudur? Rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim buyurur. Bu hal sabaha kadar devam eder. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolunmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının 1. geceleri, Şaban'ın 15. Berat gecesi ve Arefe gecesi. Berat gecesini ganimet fırsat biliniz. Şaban'ın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyükse de hangi gece olduğu belli değildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz, yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz. Şaban'ın 15. gecesinde Allahü Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip müminleri mağfiret eder, bağışlar. Kafirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Şaban ayının 15. gecesi rahmeti ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teala'ya ortak koşan mağfiret olunmaz. Şaban-ı Şerif benim kendime mahsus bir aydır. Hak Teala Hazretleri Arş-ı Âlâ'nın meleklerine azamet-i şaniyle buyurur ki, ey benim meleklerim, gördünüz mü benim kullarım sevgilimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar? İzzim celalim hakkı için ben de kullarımı affü mağfiretime nail eyledim. Her kim Şaban-ı Şerif'te 3 gün oruç tutarsa Hak Teâlâ Cennet-i Âlâ'da ona bir yer hazırlar. Şaban ayının 15. gecesini ihya edenleri Allahü Teala affeder. Yalnız müşrikleri, sihir yapanları ve anaya babaya eziyet edenleri ve bidat ehlini ve zina edenleri ve şarap içmeye devam edenleri affetmez. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, bilemediyorduk, unuttuk, tilavet secdelerini yapmadık, şimdi hatırladık. Tahmini olarak ne kadar yapmadığını, peki tahmininden fazla da yapsa olur mu, olur. Peki ne diye niyeteceğiz, kazaya kalmış diye mi? Hayır, değil. Yani vakti geniş. Yani illa hemen secde ayetini okuyunca hemen yapmak elbette ki iyi olur. Her zaman da öyle yapmalı. Ama bilemediydik, kaldı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Bir defa ettiysen 14 tane secde okumuşundur. Secde evet. Edeceksin. İki defa ise 28 olur. Kendin tahmin edersin. Peki ne diye niyet? İlk ve son ikisi de caizdir. Niyet ettim ilk okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya veya niyet ettim en son okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya diyerek bunları tamamlarız. Bir anda 10 tane, 20 tane, 50 tane yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Mahsur yok. Mekruh vakitlerin dışında istediğimiz zaman yapabiliriz. Elleri kaldırmıyoruz. Hayır. Tekrar. Eller yanda. Allahu Ekber deyip doğrudan doğruya secdeye gidiyoruz. Secdesi tesbihlerini okuyoruz. Bir defa secde Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Tekrar niyet ediyoruz, tekrar yapıyoruz. Tilavet secdesinde gufranike rabbena ve ileykel mesir diyenler de varmış. Böyle söylemek lazım. Yok, lazım değil efendim. Temel kitaplarda sadece böyle tarif edilir. Mesela Saadet-i Ebedi'nin tilavet secdesi bahsi var. Oradan da okunabilir. Efendim, diğer dinleyicimiz, annem dedi seferi olacak dedi. Ben dedi anlattım kendisine iki kılacak. Mesela öğle ikindi denk geldiği zaman dedi. Öğlenin farzı 2 rekat. İkindinin farzı 2 rekat. 4 rekatlı namazlar bu. Öğlenin farzı 2 rekat. İkindinin farzı 4 olduğu için o da 2 rekat. Akşamın farzı 3, öğle kalacak. Sabahın farzı 2, öğle kalacak. Yatsının farzı 4 olduğu için 2 rekat kılınacak. Peki sünnetler aynı kalacak. Efendim, secde ederken dedi, yani topuklar birleştirirken dedi, yani diğer parmaklar yerden kalkıyor. Kalsın canım. Mahsur olmaz.
Yani orada dinleyicimiz bayağı hassas davranmış. O biraz da vesvese ediyor falan. O kadar değil yani. Çünkü biz de yapıyoruz aynı şeyi. Yani havada kalması mümkün değil. Ancak bir arıza, rahatsızlık falan filan olur da öyle olur. Onu da zaten Allah-u Teala affediyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Bir yakınımızı kaybettik dedi. İşte kabirde biz dedi müdahil olamadık dedi. 19 tane taş topladılar. Onlara kurdular, şey yaptılar. İşte kabrin içerisine koydular. Dinimizde böyle bir şey var mı? Yok. Birisi uydurmuştur. Ha, işte besmele 19 harftir. 19 taş toplayın okuyun falan filan. Öyle bir şey 19'cular falan var. Ha, var. Bir alakası yok. Her şeyi 19'a bağlı. Uygun değil ve bidat olur. Bir de dinleyicimiz dedi ki camide dedi imamı görmeden... Yani sesini duyuyoruz falan dedi. Şimdi mesela böyle ince bir duvar vardır. İmamın sesi duyuluyor. Hoparlörleri değil ama kendi sesi duyuluyor. Veya perde vardır. Ya da şeyde de mesela caminin içerisindeki üst cemaat mahalleleri var. Evet. Orada hanımlar için ayrılmıştır. Perde çekiliyor. İmamı görmüyor. Ama sesini duyuyor. Uyulur mu? Uyulur tabii ki. Bir de dinleyicimiz dedi ki... Cemaatle namaz kılarken dedi... Biz dedi kendimiz de kıraat edecek miyiz? Şimdi onu karıştırmamalı. İmam Şafii Hazretleri cemaatinde Fatih okuması farz buyuruyor. İmam Malik Hazretleri müstahap buyuruyor. Hanefi mezhebi mekruh diyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebindekiler imama uydukları zaman bir Sübhaneke okurlar. Ondan sonra rükû secde tespitlerini ve ara tekbirlerini söylerler. Kadede tahiyyat ve son kadeye ahirete de tahiyyat ve sonuna kadar aynı şekilde okunur. O kadar. Başka bir şey okumaz efendim. Efendim gelelim ben dedi emir maruf yapamıyorum dedi. Hani sizden dinlettiğimizi anlatamıyorum falan dedi. Yani mesul olur muyum? Efendim fitne çıkaracaksa veya ifade ederken hani yanlış telaffuz edilebilirse veya ifade edemeyecekse o mazurdur. Ona yapılmaz. Peki ne yapması lazım o zaman? Ya Rabbi senin dinini yayanlar hani kitap dağıtıyor. Ondan sonra ne bileyim mesela Türkiye gazetesinde her gün dini şeyler var. Onu aynı şekilde tavsiye ediyor. Ya da kendisi kitap alıp veriyor. İlla anlatması şart değil. Bunlar da yapamıyorsa elini kaldırır dua eder. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri muvaffak eyle, muhafaza eyle diye dua eder. Efendim elhamdülillah. Allah Allah. Stüdyo mu serin geldi? Klimayı kapat. Evet. Yok zaten sonuna geldik. Efendim şimdi dinleyicimizin bu önemli. Oruç tutarken bir hanım ayız başlasa, Ramazan-ı Şerif orucunu tutuyorsa ayız başlasa orucu bozuluyor. Ne yapması lazım? Bozulduğu için kaza edecek onu. Çünkü farz. Allah-u Teala namazlarını kaza etmesi emretmiş, oruçlarını kadın kullarının kaza etmelerini emretmiştir. Namazı emretmemiş, orucu emretmiş. Evet, orucu emretmiş. Peki efendim diğer zamanlarda mesela şimdi Şaban ayındayız oruç tutuyor. Kazaya niyet ettiyse yerine tekrar tutması gerekmez. Efendim işte adak olarak tutuyordu. Adak yerine gelmediği için tekrar tutacak onu. Yok yemin kefareti için başlamıştı. O da yerine gelmedi tekrar tutacak. Peki efendim nafile olarak niyet etti. Sonra da bozdu. Sonra da hayız başladı. Orucu bozuldu. Kitaplarda buyuruyor ki namaz nafile olarak başlansa ondan sonra oruç nafile olarak başlansa sonra bir sebeple bunlar bozulsa bunlar yerine aynı şekilde o namazı tekrar kılmak bu orucu da tekrar tutmak vacip oluyor. Tutması lazım. Kaza değil ama o. Yani Allah Teala biliyor ki ben sana emretmediğim. Sen kendi kendine üstüne vazife aldın. Yani elini ayağını bağladın. Evet. Ve son olarak da bir hanım dedi. Abdestliyken başı açık sokağa çıksa abdesti bozulur mu? Ne abdesti bozulur ne kusur bozulur. Çünkü abdesti bozan hallerden değil. Efendim günah değil mi? Günah ayrı. Haram. Ama bu evet haram. Ama bu hal abdesti bozanlardan, kusur bozanlardan değil.
Hocam şunu da hatırlatalım dinleyicilerimizi. Programımızın sonuna geldik. Saat 21'de Mevlid yayınımız var. Berat Kandili ile ilgili. Onun öncesinde de saat 20'de Gönül Pınarı programı var. Orada da Osman Ünlü hocamız Berat Kandili ile ilgili geniş bilgiler veriyor. Onu da dinlerseniz iyi olur hepimiz için. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.